Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban, mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, sevdi. Önce saz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban, görmeyince sezilmiyor. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşırıyor, şaşırıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşka da yazılmıyor mihriban, sevdiğim mihriban. Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aşka da yazılmıyor mihriban. Boşa bağlanmış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi, bu gamı. Bir gördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim çözülmüyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama, arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Evet sevgili dostlar, Kanal 42, yani artık TV 42 ekranlarındayız ve
bu haftaki bir şey söyle de başladı. Gördüğünüz gibi bugün çok daha geniş bir orkestramız var artık. Çok geniş bir müzik ekibimiz var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu türküyü bize bu kadar güzel dinlendirdikleri, bu kadar güzel gönülden seslendirdikleri için ve yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Birazdan onlarla da tanışırız. Onların da merhabalarını veririz. Ama sizin de bildiğiniz üzere bu hafta sevgili Abdurrahim Karakoç'un ölüm yıldönümüydü. Bu hafta onun birkaç şiirinden seslendirmek istedim. Bu hafta onun şiirleriyle size ulaşmak istedim ki Mihriban da sanırım bunların akla gelen ilkiydi. Hatta belki de olmazsa olmazımızdı. Tekrar ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun Abdurrahim Karakoç üstadımızın diyorum. Ve biliyorsunuz biz her hafta TV42'de bir şey söyle ekranlarında bir konuğumuzla, bir şair konuğumuzla sizlerle birlikte oluyoruz. Ve bu haftaki konuğumuz da Ali Rıza Kaşıkçı. Hoş geldiniz efendim. Ali Rıza Kaşıkçı da çok güzel şiirli olan bir kalem. Çok da güzel yazıyor. Böyle hani bazen hani diyorum ya ben kıskanıyorum. Keşke benim olsa falan dediğim şiirlerden yazan bir kalem kendisi. Aslında biz yüz yüze de ilk defa bugün burada karşılaştık. Öyle söyleyeyim ama şiirlerinden çok daha önceden de tanışıyorduk. Sevgili Ali Rıza Kaşıkçı ile bugün onun da şiirlerinden okuyacağım bir tane. Kendisi de bize şiirlerinden okuyacak ama önce bir kendisine merhaba diyelim. Bir tanıyalım kısaca. 42 TV 42 izleyicilerine de buradan selam olsun. Ben 1987 Ereğli doğumluyum. Halen Türkçe öğretmenliği yapmaktayım Meram Çarıklar Ortaokulu'nda. Çocukluğumdan beri yazmaya, çizmeye gayret eden bir insanım. Bu ne güzel bir nasip ki benim en sevdiğim şair de Abdurrahim Karakoç'tur. Ben küçüklüğümde çobanlık yaptığım günlerde onun şiirlerini okuyarak büyüdüm diyebilirim. Yolundan gittiğim, yolundan gitmekten de onur duyduğum bir şairdir. Onunla karşılamak da çok beni memnun etti. İnşallah güzel bir program olur. Evet, tekrar inşallah döneceğiz size, sizin şiirlerinizden de okuyacağız ama siz ne zaman yazmaya başladığınızı fark ettiniz? Ya da hep benim gördüğüm kadarıyla hece mi yazıyorsunuz? Nasıl yazıyorsunuz? Genellikle hece üzerinde yazıyorum. Ne zaman yazmaya başladım? Lise zamanında katılmış olduğum bir şiir yarışmasında küçük bir ödülle şiir yazmaya devam ettim. Pekiştirdi. Biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Tabidir. İltifatsız marifet zayidir diye. Edebiyat hocalarım yazmamı önerdi. Bestami Yazgan hocam buradan selam olsun. Bestami Yazgan sizin hocanız mı? Bestami Yazgan hocam. Yoksa hocanız olamaz ama. Hocam şöyle, o benim şiirdeki hocam. Şiirlerimi bir dergide okumuş kendisi. Telefonla kendisi aradı. Bana yazmaya devam etmemi söyledi. Ne zaman ara versem, ne zaman şiirden, edebiyattan uzaklaşsam kendisi telkin edici sözlerde bulundu. Allah razı olsun, o da çok güzel bir insan. Çağımızın Yunus dedesi, Yunus Emre'si. Kendisi şiir, benim şiirde rehberim, kılavuzum diyebilirim. Bestami Yazgan, benim tanıdığım Bestami Yazgan'dan bahsediyoruz. Başka Bestami Yazgan yoksa. Bu iki isim bir ara çok zor geliyor. Gülü İncit Bey'in Bestami Yazgan. Şey mi? Ağrı Eğitim Fakültesi'nden miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Erzurum Eğitim Fakültesi'nden. Tamam, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden. Beraber, biz onunla beraber okuduk çünkü. Ben onu da tanıyorum kendisini. Yine de inşallah bir gün inşallah oturup sohbet etme şansını yakalarız. Şimdi hocam, sen bize ne okuyacaksın? Okuruz inşallah bir şeyler. Şimdi okumayacaksın mı? Okuyalım. Bir heyecanı atayım istersen. Atalım. Bir Sitemli Mektup diye bir şiirimiz var. Sitemli Mektup. Evet, onu okuyalım. Onu okuyalım hocam. Buyurun. Arkadaşlar artık siz Ali Rıza hocama bir iyilik yaparsınız. Size kalmış bir fon müziği alabiliriz ona. Hadi bakalım. Bu arada sevgili dostlar ben şeyi de hatırlatmak istiyorum. Özür dilerim kestiğim için. Şu an sizler bizleri hem
sosyal medyadan izliyorsunuz, hem ekranlardan izliyorsunuz. Ekranlarımızın sol alt köşesinde WhatsApp istek hattımız var. Sevgili dostlarımız bize oradan ulaşıyorlar. Ben görüyorum şu an birkaç mesajımız birikti. Oradan bize yazabilirsiniz. Yine Facebook üzerinden de yazabilirsiniz. Ben şu an açıkçası WhatsApp numarasını okuyamıyorum. Birazdan onu not alıp size tekrar okuyacağım. Ama ekranın sol alt köşesinde zaten hali hazırda görüyorsunuz. Mesajlarınızı ve varsa böyle hani çok zorlanmayacağımız şiir isteklerinizi ya da türkü isteklerinizi alırız, değerlendirebiliriz. Şimdi siz hazırlandınız bu arada. Hani ben de arada hazırlanın diye böyle uzatıyorum. Hadi bakalım o zaman Ali Rıza Bey, buyurun. Karlı dağlar, sarp kayalar aşılmaz. Gel diyorsun dostum. Gelmek kolay mı? Damla damla birikmeden taşılmaz. Dol diyorsun dostum. Dolmak kolay mı? Dertler var, çatlatır yerdeki taşı. Dertler var, ağrıtır düşünen başı. Garibin, yetimin gözünden yaşı. Sil diyorsun dostum, silmek kolay mı? Ne arar çiçekte şu garip arı? Kim saklar ta kıştan nazlı baharı? Göğüs kafesinden bütün kuşları sal diyorsun dostum. Salmak kolay mı? Alkışlar çürüye, yuhlar sağlama. Bedava yıkama, bedava yağlama. Ağlamak iş değil, sakın ağlama. Gül diyorsun dostum, gülmek kolay mı? Kendinle kimseyi koyma araya. Aklını gamsıza verme kiraya. Şu aciz merhemi kutlu yaraya. Çal diyorsun dostum, çalmak kolay mı? Tefekkür nimettir, tevekkül rahmet. Ezaya gülümse, çileye sabret. Çarşıdan, pazardan bin türlü ibret. Al diyorsun dostum, almak kolay mı? Rızayım, ateşim bitmez anlarım. Yanmayan ocak tütmez anlarım. Ham adam, tam adam etmez anlarım. Ol diyorsun dostum, olmak kolay mı? Arkadaşlar sana torpil geçtiler. Bana yapmadıkları kadar güzel fon müzikleri yaptılar diyormuşum. Evet, şimdi şöyle yapalım. Mikrofonumuzu istersen şu mikrofonu Ali Hocam uzatabilir misin çıkarıp arkadaşlarımıza? Kapat istersen önce. Ha. Şimdi bugün sevgili dostlar hem Kanun hem de UD'da yeni arkadaşlarımız var. Onlar da bir merhaba desinler. Kendilerini bir kısaca tanıtsınlar. Sevgili Hüseyin sağ olsun bizi her hafta yeni sazlarla tanıştırıyor. Sazlarla dememin bir sıkıntısı yok herhalde değil mi? Her hafta yeni sazlarla tanıştırıyor. Çok bizim için de renkli bir ekip oluyor. Sağ olsun hepsi de okumuş çocuklar diyor ya hani okumuş çocuklar, alaylı hem okumuş çocuklar. Onlar hakikaten güzel. Programımızı özellikle beni çok şenlendiriyorlar. Çok teşekkür ederim. Hemen Kanun'dan başlayalım isterseniz. Hocam öncelikle merhabalar. İsmim Mehmet. Karamanlıyım. Selçuk Üniversitesi'nde beraber okuyoruz arkadaşlarımızla. Aynı sınıftayız. Öyle hocam bizim durumlar. Eyvallah. Bu kadar yani. Evet. Hadi bakalım. Bir de Hüseyin, diğer arkadaşımız. Seni tanıyorlar zaten. Sen de yine bir merhaba dersin. İyi akşamlar herkese. Benim adım da Hüseyin İzce.
Kayseri'liyim aslında. Arkadaşlarla, sınıf arkadaşıyla konservatuvar okuyoruz. Ana enstrümanım ney? Ama ud da çalıyorum bir taraftan. Ha, ud ve ney birlikte çalıyorsun. Oo. Böyle insanları çok kıskanıyorum yani. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz o zaman tekrar. Mehmet'ti değil mi? Hüseyin. Hüseyin, Mehmet. Evet. Oo. Evet, Hüseyin, Mehmet. Devam o zaman. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben bir şiir okuyayım yine Abdurrahim Karakoç'tan, değil mi? Evet. Onu madem yad edeceğiz dedik. Siz bana eşlik edelim ama İlker Hocam bir türkü hazırlamıştı. Nasıl yapalım onu? Hemen arkasından mı bağlayalım? Arkasından bağlayalım. O zaman neyi bağlayacağız ona göre bir fonla girsinler. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Bağlayabileceğimiz bir şey bulabiliriz. Taksim alalım. Taksim'den sonra da bağlayalım. Sen dolaş. Şimdi ben de şöyle söyleyeyim. Yine Karakoç deyince, Alvisa Hocam, Karakoç deyince benim aklıma en çok gelen isyanlı sükuttur. Evet. Bey dedi yutkundu. Yani bey dedi yutkundu eğdi başını. Sevgili dostlar, benim çok sevdiğim şiirlerden biridir. Hani bu zamanında diyelim artık böyle. Bazı kopuklukların yaşandığı o hikayesi hani, olan şiirlerdir. Hikayesi olan evet. Şiirlerdendir de zaten. Gözlem şiiridir. Hadi anlat hocam şiiridir. Bize hikayesini o zaman. Hikayesi şöyle, zaten Abdurrahim Karakoç mesela bir Doktor Bey şiirinde ya da İsyanlı Sükut'ta bir fotoğraf çeker. O fotoğrafın şiirini yazar. İşte köyden garip bir adamın şehre gidip her kapıdan işini gördüremeyip boynunu büküp köye geri dönüşünü anlatır. Yani en sonunda da zaten memleket neresi kardeş, köy dedi yutkundu eğdi başını deyince gerçekten Abdurrahim Karakoç son yüzyıla damgasını vurmuş bir şairdir. Bizim yaralarımızı bizden daha iyi tespit etmiş. Bizden biridir çünkü. Bizden biridir çünkü. Maraşlı, Maraş'ın suyunu içmiş, ekmeğini yemiş. Yani keşke böyle daha çok üret, daha çok ne diyelim ona şeyler bırakabilseydi ama gerçi lambada şimdi, titreyen alevi üşütmüş. Bundan gerisi tezat sanatının en üst boyutu. En üst boy. Lambada titreyen alevi üşütmüş. Yani otursan böyle ne desem diye düşünsen bu kadar çıkmaz yani. Evet. Şimdi ben böyle biraz dağınık konuştum sevgili izleyiciler. Çünkü ben bir taraftan da mesajlarınızı okuyup onları nasıl toparlasam diye düşünüyordum. Bir an bir gittim geldim açıkçası buradan. Meram Asya'dan kasiyerler olarak Zahidem'i çalabilir misiniz demiş. İlker Hocam'ın kardeşiyim demiş. Zahidem 2 oldu hocam. Haftaya Zahidem yapacağız. Zahidem artık haftaya değil haftaya mi? Artık, jetona bir tane Zahidem atacağız oldu. O zaman. Hemen buradan bakalım. Hayırlı programlar dilerim. Ben Zekeriya Olgun. Ali Rıza Hocam'a da başarılar dilerim eyvallah. Demiş. Hemen arkasından Karadavut ailesi olarak Ali Rıza Kaşıkçı'ya gönülden selamlar demiş. Ve yine Eskişehir'den Ali Rıza Bey'e selamlarımız var. İsim vermemiş arkadaşlarımız. Hayırlı geceler İlker Pınarbaşı'ndan başarılarının devamını diliyorum diyor. Ve tez zamanda ulaşmasını temenni ederim demiş hedeflerine. Abi hedeflerine tez zamanda ulaşmanı diliyorlar. Teşekkür ederim. Yine İlker Pınarbaşı hocamdan Turgutoğlu'yum mümkünse selamlar canlar demiş. Turgutoğlu'yum sanırım bunu resimden gördüm. Hocam kadarıyla, bu da iki oldu. Bunu da haftaya abi, bunu yapalım. Bunu da haftaya yapalım. Turgutoğlu'yum final. Çünkü haftaya sevgili dostlar sezon finalimiz var. İnşallah sezon finalimizde Turgutoğulları'nın Akşehir'de düzenlemiş olduğu ne bir konser mi diyelim ona? Evet. Şenlik. Şenlik diyelim. Evet. Turgutoğulları'nın Akşehir'de düzenlemiş olduğu şenlikte orada çalacağız. Arkasından da buraya gelip yine Turgut Oğulları'nın o türküsünü de burada birlikte İlker aynen. Hocamla seslendireceğiz. İnşallah ama sözü çok uzattım. Ne yapıyordum? Unuttum. Hocam şiir okuyacak. Ben şiir okuyacaktım. Sen ne ağlarsın benim zülfü siyahım diyecek. Evet. Hadi bakalım siz gidin o zaman ben de şiirimi bulayım. Gitmişti makama arzı hal için. Bey dedi yutkundu eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi yutkundu
eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı. Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktı konağa attan yukarı. Vay dedi, yutkundu, eğdi başını. Çekti ayakları, kahveye vardı. Açtı tabakasını, sigara sardı. Daldı, neden sonra garsonu gördü. Çay dedi, yutkundu, eğdi başını. İçmedi. Masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi, yutkundu, eğdi başını. Döndü, gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döküldü ateş. Sordum, memleketin neresi kardeş? Köy dedi, yutkundu, eğdi başını. Yürüdü, kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Sallattı dilini, vazgeçti birden. Oy dedi, yutkundu, eğdi başını. Gitmişti makama arzı hal için. Bey dedi, yutkundu, eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi, yutkundu, eğdi başını. Nefret libasını söktüm, olmadı. Dilimden def ettim kin türküsünü. Sazımı ateşe attım, olmadı. Dolaştım alemi çağrına çağır halde. Kimisi handadır, kimisi yolda. Bülbül gibi viran olup da dalda. Kuşlara içimi döktüm, kuşlara içimi döktüm, olmadı. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bülbül gül elinden ah ile zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu
da gelir, bu da geçer ağlama. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Kimi utanmadı onca yaşından, kimi haraç aldı mezarı taşından, çıkıp yüce dağ engin başından, uzaktan uzağa baktım, olmadı. Koltuğu, makamı onlara verdim, rütbeyi, kıdemi onlara verdim. Var bir köşeye çöktüm, olmadı. Düşürdüm kul olmak incedir kıldan, halimi anlamaz, anlamaz halden. Çevirip yönümü bir cümle kuldan, gözümü boşluğa diktim, olmadı. Daimiyem her can ermez bu sırra. Daimiyem her can ermez bu sırra. Gerçek aşık olan ne der onura. Yusuf sabır ile vardı Mısır'a. Bu da gelir, bu da geçer ağlam. Bu da gelir, bu da geçer ağlam. Yusuf sabır ile vardı Mısır'a. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Ey Rıza, rüzgarın bir gün dinecek, ocakta ateşin elbet sönecek. Kaç insan doğduğu gibi dönecek. Masaldım, bir vardım, bir yoktum, olmadı. Evet, sevgili dostlar, Kanal 42 ekranlarındayız. Bugün neden Kanal 42 diyorum bilmiyorum ama TV 42, artık TV 42 ekranlarındayız sevgili dostlar. Biliyorsunuz yakın zamanda ismimiz değişti ve ben henüz böyle tam adapte olamadım sanırım. Bugün Ali Rıza Kaşıkçı'yla birlikteyiz ve olmadı şiirin adı. Evet. Oldu mu peki? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Olmadı şiiri ancak bu kadar güzel olurdu. Çok teşekkür ederim. Şimdi Yunus Emre'nin bir beyti aklıma geldi. Evet. Ölen hayvan imiş aşıklar ölmez diyor ya. Daimi üstad ölse de nefesi burada değil oldu. Mi? Onun için aşıklar, aşıklar ölmüyor. Yunus 1000 yıl önce yaşamış ama her yad ettiğimizde tekrardan yaşıyor. Aşıklarımıza rahmet olsun. Rahmet olsun. Hemen şöyle yapalım. Ben bugün izleyenlerimiz, sizin izleyenleriniz ve bizim izleyenlerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Bizleri yalnız bırakmadığınız için. Merhaba, ben Şeref Yiğit. Ali Rıza hocamdan Hicran Mektubu şiirini istiyorum demiş. Ben de okumuştum, o çok güzeldi. Değerli hocam, Hüseyin İzci, hayatında başarılar dilerim. Mehmet Ali Varlı. Artık bu size geldi herhalde ya da bilemiyorum. Doğru. Size mi geldi? Ha, o zaman hocam Hüseyin. Bu arada hocam Hüseyin dedi. Mehmet Bey size geliyor o zaman bu da. Emine Aran, din kültürü öğretmeniyim demiş. Aran ailesi olarak selam eder, hayırlı programlar dilerim. Aleyküm selam. Ali Rıza hocamın şiirlerini severek okuyor ve öğrencilerime zevkle okutuyorum demiş. Tamam. Kendisini tebrik eder, ekranlarda daha fazla görmek isteriz. Evet. Kendisini okulumuza buradan davet etmek isterim. Hayırlı akşamlar demiş. Tamam. Beni görmeniz lazım önce diyormuşum. Artık menajer mi olayım diyormuşum. Önce beni görmeniz gerekiyor falan diyormuşum. Estağfurullah hocamla tabii ki yine görüşebilirsiniz. Hüseyin İzci hocama başarılar diliyorum. Ney Taksim'i de dinlemek isteriz demiş Zeynep Buğle. Yani bence ne de olabilirmiş değil mi bugün aslında böyle? Gelecek hafta, gelecek hafta o zaman inşallah. Gelecek hafta neyi bekliyoruz?
Hayırlı akşamlar Merhaba TV 42, ben Şırnak Merkez Köyü'nden Celal. Tüm ekibinize selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Ali Rıza Hocam bizim köyde öğretmenlik yapmış. Nerede, nereye oldu? Şırnak, Cizre. Abi Şırnak, Cizre'de Kürtçesi Çemişema, Türkçesi Kasrik Boğazı, Davutköy. Oo. Orada 2013 en zorlu sezonda, o hendeklerin olduğu, yakıp yıkmaların olduğu sezonda öğretmenlik yaptık. Ama oradaki insanlar bir başkaydı. Hepsine selam ediyorum. Evet. Evlerinde bizi aylarca ağırladılar. Özellikle Hüseyin Ensar'ın gözlerinden öpüyorum o demiş. Da, Hüseyin Ensar oğlunuz herhalde o zaman artık. Buradaki mesajları aldık sevgili dostlar. Bir de hemen şuradaki mesajları alayım. Çünkü buradan okumadığım zaman buradaki dostlarımız da bize kızıyor. Niye bizim mesajlarımızı okumuyorsunuz diye. İsimlerini söyleyeyim sadece. Veli Tuncez, Metin Karlıoğlu, Ali Özdemir, Mehmet Aslan, Özkan, Ali Hayati Açış, Sever Korkmaz. Sever Korkmaz hocama buradan selamlar. Kendisi şeydi herhalde. Öğretmenevi müdürümüzdü. Abdullah Hamurcu. Ayşe Işık Uyanık, Elif Öztürk hayırlı akşamlar demiş programlarımız için. Şimdi biz şiirlerimizi de okuduk, türkümüzü de okuduk. Ama sizden mi şey yapalım, nasıl yapalım, beraber mi yapalım? Bu sefer benim şiirlerimden bir tane okuyalım. Siz ne diyeceksiniz o zaman? Sizinle birlikte yapalım. Tamam. Siz duydum ki unuttum diyemedim. Duydum ki böyle tekerleme oldu. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini diye durun. Ben de o zaman bir şiir bulayım. Hayır, siz şarkıyı söyleyin, ben arasını okuyayım her zamanki gibi. Olur mu? Tamam, okuyalım. Hadi bakalım. Tamam, fon olarak alalım o zaman. Önemli değil. Tamam, fon olarak. İçimdeki ateş söndü, köz oldu. Gençliğim elimden uçtu da geldi. Yoruldu bak, yoruldu bak bülbül, bitti çileler. Yitirdi hükmünü bütün cümleler. Soldu menekşeler, soldu laleler. Bağrımda güz gülü açtı da geldi. Kırıldı dallarım, düştü son yaprak. Hiç uğraşma, yeter, avası bırak. Yitirdim menzili, şimdi son durak. Son trende kaçtı da geldi. Tükendi takvimler, mevsim güz oldu. İçimdeki ateş söndü, köz oldu. Gençliğim elimden uçtu da geldin. Ömrümün baharı geçti de geldin. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini sevgili Hüseyin ve Mehmet ve kanunumuz o da Hüseyin. Hüseyin, Mehmet. Hüseyin. Tamam, ben de işte Hüseyin, Mehmet. Bir seferde ikinizi söyledim. Evet, Ali Rıza Hocam, sazlara çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Ali Rıza Hocam, şeye dönelim. Ben her hafta aslında aynı soruları soruyorum neredeyse gelen konuklarımıza ama
roman da yazıyorum dediniz. Evet. Oraya gelmek istiyorum. Kaç romanınız var? Keşke kitaplarınızdan getirseydiniz, böyle en azından gösterip tanıtabiliriz. Bir tane romanımız var. Elif Gibi Yar Olmak. Hı hı. Bir tane hikaye kitabımız var. Doktor Kurusıkı. Masal kitaplarımız var, öykülerimiz var. Dolu dolu yazdınız yani. Yazıyoruz. Şırnak'ta evden çıkamadığımız süreci ve üniversite hayatımızı hep yazmakla okumakla. Branş Türkçe'ydi değil mi hocam? Türkçe. Edebiyat öğretmenliği de okudum sonradan. İki üniversiteyi de bitirdim. Ha, sonradan edebiyat da okudunuz. Evet. Yani ben onu yapamadım. Tembel kaldım açıkçası. Şöyle, edebiyat aslında bir okula sığdırılacak bir şey değil ya. Böyle nasıl siz şiiri okurken yaşıyorsanız, insan da yaşamadan yazdığı zaman olmuyor, kalmıyor yani. Şimdi eskilerde niye duydum ki unuttum, unutmuşsun gözlerimin rengini, niye o hatırda kalıcı oluyor? Şimdiki şarkı sözleri, şimdikiler niye kalıcı olmuyor? Çünkü yaşanmadık şeyler yazılıyor. Şimdi o zaman tehlikeli soruyu mu sorayım? Yani sorabilirsiniz. Biraz böyle sorayım. Dümdük sorayım Halk'ta abi. Ne yaşadınız ki hocam bunlar çıktı? Ne oldu ki? Yani... O zaman sadece bir kesit anlatayım. Evet. Ufak, çok programın haddini aşmadan. Şimdi ben ortaokulu bitirdiğimde ben Konya Ereğli, Çayhan kasabaydı o zamanlar. Orada lise yoktu. İçimde de böyle dağlara koyun gütmeye giderken, otlatmaya giderken kitapla giderdim. Yani bir kitap aşkı, bir okuma aşkı vardı. Liseye gidememiştim. O yıl bir adam dağda çocuklarıyla piknik yapıyor bir su kenarında. Orada adam benim yanıma geldi ve benden bir avuç tuz istedi. Tuzu verdim ve adam elimdeki kitap dikkatini çekti adamın. Sen dedi dağlarda kitap mı okuyorsun dedi. Evet dedim, yani dağlarda kitap okunmaz diye bir kural var mı da biz mi Ramazan gibi oldu şimdi. Evet. Adam tuzu aldı gitti. Tekrar yanıma geldi. Sen okul falan okuyor musun dedi. Ben dedim okuyamıyorum. İşte köyde, mahallede lise yok. Babam da onu gönderecek bir durumu yok. Evin en büyüğüyüm. Ben sen dedi okula yazdırayım dedi adam. Kartını uzattı. Bu masal gibi ama yani. Masal gibi ama gerçek. Yani velhasıl bir şekilde Allah razı olsun buradan, kendisi hatırlar mı bilmiyorum, Mehmet Okya Uluhışla'da. O beni okula yazdırmıştı. Sonra ben de elimden gelenin fazlasıyla gayret edip buralara kadar hikaye geldi. Yani bunu şöyle, iz bırakan, bunu bir hikaye diye yazsanız, hadi lan böyle şey mi olur derler. Hikaye yani diye de yazdım, Tuz Hakkı diye bir hikaye. Tuz Hakkı ama evet. Çok güzel ya. O Mehmet Bey'in vesilesiyle buralara kadar geldi. Dikkat ettiğimizde iz bırakan, geriye dönük, insanlarda bir şeyler bırakan şairlerin hep hayatlarında böyle derin inişler, çıkışlar vardır yani. Vallahi hocam ben hikayeden çok etkilendim. Hakikaten yani oturup böyle... Ben şey geçtim ama yani. Kısa yani geçtiniz. Kısa geçtim. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Reklama gireceğiz. Evet. Normalde programa almadığım şiirlerimden biri aklıma geldi. Tuz Hakkı deyince benim Tuz Acısı diye bir şiirim var. Ben de onu okuyayım mı o zaman size? Okuyun hocam. Ama bu şeydir yani. Şimdiye kadar bu kanalda okumadığım şekilde özgün bir şiirdir. Yani serbest vezin bir şiirdir aslında. Onu okuyayım size. Ama önce son mesajlarımız var. Pazarlık bitti mi buradaki? Ne yaptınız? Anlaşabildiniz mi? Evet sevgili dostlar, burada hakikaten ciddi bir pazarlık var. Ne okuyacağız, ne yapacağız pazarlığı yürüyor herhalde. Şimdi sevgili dostlar, kaç dakikamız var? Hemen 5 dakikamız var. Ben mesajlarımızı okuyayım. Siz hazırsınız değil mi? Ne yapacaksınız? Yazım bir şey çevirdim. Tamam, çok güzel. Onu Neşet Ertaş'tan, Şükrü diye bir arkadaşımız mesaj göndermiş bize, bizi izlediğini söylüyor. Yine Fadimana Aktaş kardeşim selamı var size Ali Rıza Bey. Selam. Şahin hocam, okuyacağınız şiir Işık ailesine, Dıraç ailesine ve Dili ailesine gelsin. Şükrü, ha Dipi ailesine gelsin demiş. Şükrü Dipi, selamlar. Lokman Deveci demiş, iyi yayınlar demiş. Ali Rıza hocam, size selamları var. Evet, yine selam.
çocukluk arkadaşım diyor. Çok güzel bir dinleti. Başta Mehmet kardeşim olmak üzere tüm kardeşlerimize teşekkürler demiş. Gözdem Çavdar'dan bir mesaj var. Ve yine Süleyman Çetin'den. Süleyman Çetin'den vay Ali Rıza'm diye samimi bir mesaj var. Alparslan Kunduz. İnşallah Alparslan Kunduz'u da tanıştınız mı ya da kalemini biliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel taşlamalar. Onu çağıracağım da korkuyorum. Yani böyle neyi taşlayıp neyi taşlamadığını da böyle bazen bilemediğim için dermişim. Evet şimdi o zaman görüntülü arıyor sevgili dostumuz. Bizi görüntülü aramayın sevgili dostlar. Sizi buradan yayına bağlayamayız. Hadi bakalım. Siz başlayın ben de şiiri okuyayım o zaman. Yıldıza verir sırrını gece. Sırrın yüküne yorgun, ayın öte yüzü hep bu sebep karanlık. Hangi uykuya dalsan karabasan, kalemi kırık bir sevdanın ötesinden dökülür yıldızlar. Kırılır ay ışığı damla damla gözyaşıyla. Suya alev dokunur, dilim lal, söyleyemem adını. Siyaha döner içimdeki acı, dökülür bir sokağın çıkmasına. Kaldırımlar, köşe bucak yalnızlığı, cevapsız sorular, kendi ekseninde sarhoş. Yitirir umudunu, tükenir lügat. Yazımı kışa çevirdi. Karlar yağdı başa Leyla. Yazımı kışa çevirdin. Karlar yağdı başa Leyla. Viran oldu evim yurdum. Ne söylesem boşa Leyla'm, ne söylesem boşa Leyla'm, boşa Leyla'm. Viran oldu evim yurdum, ne söylesem boşa Leyla'm, ne söylesem boşa Leyla'm, boşa Leyla'm. Titrek bir gölge devrilir kaldırımlarda, pervaneye sürgün düşer. Kendi acısına yenik solmuş bir nefes, göğsümde sevda sorgusuz bir şiire dökülür. Tel tel saçların, hangi yarayı kanasam, tuz acısı dilimde atın. Susmayı düşer fayıma yine her dem, yine de eremez sırrına bu sancının. Cam kırığı gece kanayan yara, düş kaçkını ve sessizlik. Bu da böyle olsun, iki satır arası ömrü, ellerin niyetine bir tuz acısı sızlar için. Her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın. Her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın. Mevlam ayrılık vermesin, gövde uçan kuşa Leyla'm, gövde uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin,
görmesin gövde uçan kuşa eylem gövde uçan kuşa eylem kuşa eylem. Şimdi kapatıp gözlerimi yokluğunun ülkesinde bir karanlığa üşüyen bir söz gibi andolsun şiire ki çığlık çığda bir sürü arafta bir uyku yastığa düşen gözyaşına andolsun ki fark ettim bu da böyle olsun iki satır arası ömrü ellerin niyetine bir tuz acısı bir tuz acısı sızlar için. Yardan ayrı kalmak ölüm söyle ne olacak halim yardan ayrı kalmak ölüm söyle ne olacak halim böyle kader böyle zulüm gelir garip başa Leyla gelir garip başa Leyla başa Leyla böyle kader böyle zulüm gelir garip başa Leyla'm gelir garip başa Leyla'm başa Leyla'm böyle kader böyle zulüm gelir garip başa Leyla'm gelir garip başa Leyla'm, başa Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerimden. Niyet ak güvercin, uslat gökyüzü. Beraber uçalım tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa. Aldırma ayaza, yele, yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim. Beraber göçelim tut ellerimden. Birleşmek üzredir şafakla gurur. Korku beklenilmez kapıda durur. İster zehir olsun isterse şurur. Beraber içelim tut ellerimden. Unutmak kolay mı deme, unutursun mihribanı. Oğlun kızın olsun hele, unutursun mihribanı.
oğlun kızın olsun hele unutursun mihriban. Zaman edir kelep kelep, meyve dalda durmuyor hep. Unutturur birçok sebep, unutursun mihriban. Unutturur birçok sebep, unutursun mihriban. Çağır hayallerin en ötesini, yakından duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini beraber açalım, tut ellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları, elmastan ışıklı, altından sarı, zaman tortusundan, işte onları beraber seçelim, tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet, zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet, beraber kaçalım, tut ellerimden. Sırattır, sırattan incedir sevda köprüsü. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü. Beraber geçelim, tut ellerimden. Beraber açalım, tut ellerimden. Yıllar sineme yaslanır, hatıraların paslanır. Yıllar sinene yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır, unutursun, unutursun mihriban. Bu deli gönlün uslanır, unutursun mihriban. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece, unutursun mihriban. Bu işte öyle tıpkı, unutursun mihriban. Dostlar, TV 42 ekranlarındayız. Bir Şey Söyle'nin bu haftaki ikinci bölümüne de yine büyük üstad rahmetle anıyoruz. Abdurrahim Karakoç şiiri ve yine Unutursun Mihribanım, Bir Başka Mihriban'la başlayalım dedik. Ama ben bunu okurken sevgili Ali Rıza Hocam bir şey söyledi. Onu ben değil de kendisinden duyalım tekrar isterseniz. Bu mihriban, o mihriban mı? Bir bakalım o zaman. Birinci mihriban tabii üstatta saklı olan, gerçek adı da mihriban mı yoksa başka biri olduğunu bilemediğimiz mihriban. Mihriban kimin de Leyla, kimin Neşet'ten Leyla, üstatta mihriban. İkinci mihribansa üstadımızın kızı Mihriban ablamız. Ona da yine bir hatıra kalsın diye oğlun kızın olsun hele unutursun mihribanım diyor. Fakat Mihriban ablanın babasını unutabildiğini zannetmiyorum. Yani onu biz unutamıyoruz ki. Kızı unutsun değil mi? Kızı unutsun. Evet. Evet, bu güzel bilgi için Ali Rıza Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Birazdan kendisinden de bir şiir dinleyeceğiz ama İlker Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Bu Türkiye Ses olduğu için bize çok fazla sevgili dostlar arada da mesajlarınız birikti. Ben mesajlarınızı okuyivereceğim. Hemen hızlıca Ahmet Altınkaya ve Emine Altınkaya'dan selamlar demiş Ali Rıza Hocamıza. Ve Hilal Denizli'den dinliyormuş, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok keyifli bir yayın oluyor, sazendelerin ve sizlerin yüreğine sağlık demiş. Sevgili, pencereyi kapattım yanlışlıkla. Sevgili Hilal, Hilal Denizli'ye selamlar buradan. Hacı Efe, selamun aleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Hacı Efe var mı tanıdığımız? Halamın oğlu. Halamızın oğlu. Evet. Evet, Ali Rıza Hocama Mina Özgür
ben ve senin gibi şairlerimiz daima kalbimizde yaşayacak demiş. Karakoç ailesi, Karakoç ailesi olarak ilk başta bunu gördüğümde ulan ne oluyor falan dedim, tamam mı? Ama sizin Karakoç ailesiymiş bu. Evet, Karakoç benim hanım tarafı. Hanım tarafı. Babamın da dayı. Damadımız Ali Rıza Kaşıkçı'yı tebrik ediyorum demiş. Evet. Ama Karakoç'u da özel bir köşeye... Nasıl denk gelmiş ama, değil mi bugün? Eyvallah. Evet. Merhaba, ben Kasım Özenç. Değerli dostum Ali Rıza'ya sevgiler demiş. Eyvallah. Fazilet Dönmez yine Ali Rıza Kaşıkçı'ya demiş. Olcay Örs, tüm ekibe hasreten gururumuz Ali Rıza kardeşimize demiş. Yine iyi yayınlar İzci ve Çolak ailesinden Hüseyin İzci'ye selamlar demiş. Silifke'den selamlar Hüseyin ve arkadaşlarına, başarılar diliyorum demiş. Burası bu kadar. Hemen hemen hocam bize bir türkü okuyacaktı. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Mikrofonunu düzeltelim mi hocam? Mikrofonunda sorun var sanki. İstersen Hüseyin bir düzelt istersen arkadaşım. Ses orada. Ses nasıl gidiyor? Şu anda iyi ses, mi? Sesten değil, böyle duruşunda bir sıkıntı var mı? Yok, iyi hocam. Tamam, o zaman neydi? Yürüyorum dikenlerin üstünde. Aşık Kaplan'ı geçen hafta. Bu sefer bir çalıştı. Sevgili İlker bu sefer çalıştı. Babamın da çok sevdiği bir türküdür. Evet. Babama gitsin. İlker Pınarbaşı'ndan Yürüyorum Dikenlerin Üstüne türküsünü dinliyoruz. Hemen arkasından Ali Rıza Hocam'ın şiirine bağlayacağız ama, tamam mı? Neydi senin şiirin hocam? Hicran Mektubu. Hemen bunu da sana vereyim. Ali Rıza Hocam'ın, İlker Hocam'ın hemen arkasında sen de bunu okursun. Sevgili dostlar, TV42'deyiz. Bir şey söyle. Böyle çok hızıyla devam ediyor. Yürüyorum Dikenlerin Üstüne diyecek İlker Pınarbaşı. Hemen ardından Ali Rıza Hocam'dan kendi şiirini, unuttum adını, Hicran Mektubu'nu dinleyeceğiz. Hadi. Buyurun bakalım. Karanlık bir gece yol görünmüyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Karaçalı bana aman vermiyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde. Geçerken doğup şafak sökmüyor. Gökteki dumanı silip atmıyor. Ay karardı, yıldız ışık tutmuyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde.
yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde. Yavaş yavaş ilerlerken kaplan benim ile yola çıkanlar hani, geri dönsem taşa tutarlar beni. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde. Evet sevgili dostlar, biraz önce de söylediğimiz gibi sevgili Ali Rıza hocam bize şiirini okuyacak. Orada hemen bir fon müziği alacağız. Karıştı orası sanırım. Ne diyelim? Sizden alalım o zaman. Hadi bakalım. Gözyaşı düşüncesinin diyası. Damla damla doldu hicran mektubu. Namert bu gözlerim. Islattı sözü. Elsiz, kolsuz kaldı hicran mektubu. Adresi unuttum, yüzün aklımda. Yitirdim bak, fikrim de yok, aklım da. Kimselerden gizlim de yok, saklım da. Beni benden çaldı hicran mektubu. Geceler karanlık, geceler karanlık, seher mi kaldı? İnci, mercan bitti, güher mi kaldı? Kışlara saplandı, bahar mı kaldı? Çiçek çiçek soldu, hicran mektubu. Kalemler çıldırdı, kelam tutuştu. Sanma ki yazmakla gönlüm yatıştı. Postacı geç kaldı, ecel yetişti. Namazımı kıldı hicran mektubu. Anlattım bir bir çektiğim derdi. Satırlar kınadı, heceler yerdi. Zarfa koydum canı, murada erdi. Şimdi kitap oldu hicran mektubu. Rızasız uçulmaz, bilmez ki canan. Uçmak peşinde mi aşkınla yanan? Cümle vefasıza İbrettir yazan, kapısıza yoldu hicran mektubu. Çiçek çiçek soldu hicran mektubu. Evet sevgili dostlar, TV 42'deyiz. Bir şey söyle devam ediyor. Tam o kadar çok mesaj geldi ki hem bu taraf hem bu taraf için çok teşekkürler. Bizleri yalnız bırakmadığınız için burada. Şu an mesajları okuyamıyorum. Çünkü tabletim kapandı şarjdan. Rejideki arkadaşlardan rica etsem bu tableti benden alıp bir şarja takabilirler mi? Bunu hemen buradan söyleyeyim.
bunu alıp bir şarja taksınlar. Ben de diğer Facebook'tan gelen mesajları da okuyayım o zaman. Serkan Akkaş demiş, hayırlı yayınlar, iyi akşamlar demiş. Bunu hemen verelim oradan hocam. Adem Taşdere, duyguları, yaşanmışlıkları kaleme alan, yürekten yorumlayan güzel insan, Ali Rıza Hoca'ya selamlar, saygılar demiş. Kayseri'den Erciyes Yüceliğinde selam olsun demiş. Ali Özkanlı Ali. Hocamız, güzel evet. Şiirleri ve kitapları olan bir abimiz. O zaman Ali Özkanlı inşallah bizimle de iletişime geçsin. Onun da şiirlerini okumak, görmek isteriz. Yine Süleyman Çetin, yüreğinin güzelliğine yazılara döken Ali Rıza kardeşim demiş. Yine Burak Gürbüz, Abdurrahim Karakoç'a rahmetler olsun. İlker Hocam maşallah yine döktürüyor demiş. İlker Hocam buradan hayran kitlesi oluşturuyorsun kendine. Yalnız hakikaten hayran kitlesi oluşacak inşallah. Çok güzel bir sesin var. Allah nazarlardan saklasın. Allah daimi. Silifke'den sevgiler Aliş Baba diyor ama. Evet, babam oluyor. Baba. Aliş Baba'ya o zaman sevgiler, selamlar. Buradan sevgili hocam, şiir üzerine konuşuyoruz ama sanat üzerine genel olarak bir şey sormak istiyorum. Yani biraz önce aslında siz de söylediniz, yaşanmışlıklar üzerine, yaşadıklarım üzerine yazıyorum dediniz. Sizce günümüz bu popüler kültürünün bizden alıp gittiği en büyük şeylerden biri de bu yaşanmışlık üzerine yapılan eserler değil midir? Bu konuda ne diyebiliriz? Yani şimdi eskiden insanlar toprağa, insana, doğaya daha yakındı. Biraz daha sunileştik. Yani eskiden suya elimizi değirdik, toprağa elimizi değirdik. Değil mi? Şimdi sadece suyun, toprağın, gökyüzünün resmini paylaşır olduk. Sosyal medyadan takip eder olduk. Sevdalar bir başkaydı, yaşanmışlıklar bir başkaydı. Sosyal medya şeyinden değil mi? Bu yaşanmışlıkları aslında alıp götüren... Yani teknoloji, sosyal medya, yoksunluk yok. Ya, en başta da bu var. Yani her şeye kolay ulaşabilme. Bir şeyin hasretini, yoksulluğunu çekememe. Bir abim şöyle bir şey demişti. Ben derdi, ben çok sevdiğim bir kitabı bulduğumda onu alırım. 10 gün, 20 gün, 50 gün yastığımın altında bekletirim. Biraz özlerim kitabı. Ondan bayramlıklar sonra okurum, gibi. Okurum derdi. Biraz yaşanmışlıklar evet azaldı. Bu da satırlara, sanata artık daha nadiren dönüşüyor. Bir Abdurrahim Karakoç gibi, bir Neşet Ertaş gibi, işte burada Daimi'nin türküsünü okuduk. Onlar gibi insanları maalesef çıkaramıyoruz. Ben biraz da aslında şöyle düşünüyorum. Arkadaşlar da bilmem bana katılır mı ama bir Neşet Ertaş, işte bir Karakoç ya da diğer üstadlarımız, onlar çektiklerini, yaşadıklarını, acılarını aslında paylaşmışlar. Evet. Ama şimdiki yazdıklar, ben bile şahsen bazen şunu fark ediyorum. Hani hemen yazayım, hemen paylaşayım. Evet. Hemen birileri bizi görsün. Hemen bir yerlere ulaşsın. Daha çok hani yazdığımızdan çok kim okumuş? Aa, kaç kişi okumuş? Aa, ne kadar okunmuş? Şun derdine mi düştük biraz da aslında? Biraz da beğenilme tasası, gayesi güder olduk açıkçası. Ne kadar çok beğeni almış hemen ilk başta ona bakıyoruz. Aslında bunun bir sanat değeri var mı? Bu bir karşılığı var mı? Yarına kalır mı? Bunu tam anlamıyla bir çözemedik. Beğenilme derdine düştük. Ben yine de bu toprakların yeniden Neşet Ertaş'lar, Abdurrahim Karakoç'lar çıkaracağına inanıyorum. Çünkü bu toprakların mayasında aşıklık, aşıklar her zaman olmuştur. Yine sazımızla, sözümüzle bu toprakların türküsünü çağıracağız. Bu toprakların türküsünü çağıracağız. Bu çok güzel. Bence bunu bir köşeye yazalım. Bu toprakların türküsünü çağırmak. Bak, eyvallah. Bir, bunun artık şiir mi yaparız? Değil mi? Var mı ya da böyle bir şey? Bir yerden türküler, mi geldi şu an mı? Doğaçlamamış. Türküler diye bir şiirim var. Türkülerin manasını değinen bir şiirimiz vardı. Ama bu, yani burada söylenmiş bir şey. Bu toprakların türküsünü gerçekten söylemek, çağırmak lazım. Çünkü kim gibi düşünürsek, kim gibi konuşursak onun gibi düşünmeye başlayacağız. Evet. Onun gibi düşünürsek de onlar gibi yaşayacağız. Biz gerçekten hem Türk'üz hem Müslümanız. Bu toprakların
türküsünü çağırmamız lazım. Son ozan olarak kalsak söylemek da... Söylemek değil, çağırmak özellikle. Çığırmak hatta. Hatta çığırmamız lazım. Çığırmamız lazım. Son ozan olarak, son işte aşık olarak, son ozanlar olarak bu toprakların türküsünü çığıralım. Çünkü biz susarsak, o susarsak unutulup gidecek. Evet. Umarım dediğiniz gibi kalır. Hani belki 1000 yıl sonra, 100 yıl sonra ya da işte belirli bir süre sonra bizim de bir sedamız hoş kalırsa bu kubbede ne mutlu bize diyelim. Eyvallah. Evet, sazendelerimiz biraz önce öyle diyordu bir mesajda. Ben de bir sen değil misin diye bir şiirim var benim de. Ne yapalım, siz mi bağlayacaksınız, İlker Hocam mı bağlasın? Biz anlaştık. Siz anlaştınız. O zaman ben araya kaynayabilir miyim o zaman? Tamam, o zaman ben siz başlayın, ben şiirime gireyim. Artık nasıl anlaştıysanız öyle devam edelim o zaman. Türküde, şiirde, kalemde arayıp durduğum sen değilsin. 7 kat gökyüzü gizli alemde sırrını sorduğum sen değilsin. Dilimde duasın sen varsın önce. Seni ister, seni söyler her hece. Düşlerimde görüp yine her gece hayra yorduğum sen değil misin? Yüreğim göğsümde atıyor niye? Tenim Adem'dendir canım hediye. 40 kapıya varıp yar diye diye dertlere kardığım sen değil misin? Bir nefeslik ömrümü bir avaz satıp türlü libasımı sırtıma atıp Yunus'la seherde eşiğe yatıp duaya durduğum sen değil misin? Duaya durduğum sen değil misin? Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılı. Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılı. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır.
Gelmeyin üstüme, yeter yorgunum. Ağzımı açacak hal mi bıraktı? Ben kendi kendime bile kırgınım. Derdimi demeye dil mi bıraktı? İçimden acısı bir an gitmiyor. Bu derdi demeye gücüm yetmiyor. Ne sürsem yarama fayda etmiyor. Bir umut tutacak dal mı bıraktı? Doğmuyor güneşim, ağarmaz fecir. Gündüzüm karanlık, geceler zifir. Ekmeğim mi aşımı eyledi zehir? Derdime bir çare yol mu bıraktı? Kendime eksiğim, kendime yarım. Bir avaz kalmışım yine bir zarım. Tükendi ateşim, tükendi harım. Savurdu gözümü, savurdu gözümü, kül mü bıraktı? Yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? Yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gördüm takvime göre. Aldım her nefes bir gün sayılır. Gönülden gördüm takvime göre. Aldım her nefes bir gün sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Evet sevgili dostlar, TV42 ekranlarındayız. Böyle artık son 10 dakikamız. Son bir ya da iki şiirimiz var. Bir de belki bir iki parçamız. Tabletimiz tekrar kapanmadan önce mesajlarınızı hızlıca okuyayım. Ciritçi'den bahset demiş. Ali Rıza Hocam demiş. Ciritçi'den bahset. Birisi alamadım şu an ismini. Hemen şuradan bakalım. Karakoç'a rahmetler olsun Burak Gürbüz demiş. Hepinize saygı ve selamlarını sunuyorum demiş. Sonu 88 ile biten bir numaramız. İsmini söylememiş. Hayırlı yayınlar demiş. Hicran Kılıç. Evet. Hüseyin Özçöl. Ali Rıza hocama iyi yayınlar diliyorum demiş. Yine Ali Rıza Kaşıkçı'ya selamlar dilerim. Tuğba Karakoç'tan gelmiş. Ünsile Akkurt'tan yine bir mesajımız var. Karaman'dan herkese selam olsun. Mehmet Akkurt kardeşime de çok selamlar diliyorum demiş. Mehmet Akkurt oradan Karaman'a. Mehmet Akkurt hemen kameramanımız oradan bir gösterirse Mehmet Akkurt'umuzu da burada başka bir mesajımız var. Seninle cehennem ödüldür bana. Ne diyor? Bu ne kardeşim söyleyen şarkı kulaklarınız. Ha. Evet şarkı için tebrik ediyor seni arkadaşlar. Hemen son bir mesajımız daha. Devam ediyoruz.
sevgili dostlar. Böyle mesajlar üst üste gelince bugün sohbet de edemedim. Ne diyeceğimi de şaşırdım. Sevgili dostlar, aslında bugün dediğim gibi Ali Rıza Kaşıkçı ile biraz sohbet edelim dedik ama Ali Rıza Kaşıkçı arkasında bir şeyle gelmiş. Böyle büyük bir kitleyle gelmiş. Şimdi mesajlarınızı okumazsak sevgili dostlarımız da kırılıyor. Mesajlarınızı okuyunca da çok konuğumuzla sohbet edemiyoruz ama şöyle yapalım. Halen bizi izleyen çok buradan mesajlarınız geliyor dostlarımızdan. Devam ediyor bir yandan da. Onlara söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yani yüz yüze gelip muhabbet ettiğimiz, edemediğimiz bütün cümle dostumuza selam olsun. Eğer gönüllerde bir muhabbet, bir dem bıraktıysak ne mutlu bize. Zaten kainatın kuruluşunda da bir aşk yok mu, bir maya yok mu? Değil mi? Yani şeye baş aslında yine aynı yere geldik belki ama hani niye yazıyoruz biz bunları? Niye yazıyoruz? Niye? İşimiz gücümüz mü yok? Geçen sefer de aslında aynı şeyi söylemiştim. Sen Ali Rıza oturduğun yerde otur kardeşim, çekirdeğini çitle, bize gösterilenleri izle. Ya bazen şöyle sorular geliyor, çok absürt. Çok mu para kazanıyorsun? Çok mu şey? Şimdi köşeyi dönüyoruz abi. Her gün bir köşe dönüyoruz. Neşet Ertaş'ın cenazesi belediye tarafından kaldırılmadı mı? Ya da Abdurrahim Karakoç bu dünyadan, yani saraylarda mı ayrıldı? Hayır, bu farklı bir durum. Bir insanın bir şeyler karalayabilmesi için ben mesela bu sazı elime alıp da çalmayı çok denedim. Keşke çalabilseydim. Olmaz değil mi? Allah o istidadı İlker abimize vermiş, bu genç kardeşlerimize vermiş. Ben de tam onu diyordum zaten. Bu sesi yani size nasip etmiş İlker abimize. Yani birbirimize sebep olacağız. Biz de ufak tefek karalamaya çalışacağız. Ben de tam aslında onu diyordum. Bizim içimizde bir aşk var. Daha doğrusu herkesin içinde bir aşk var. Ki zaten yaratılış sebebimiz o aşk. Ve kimi senin gibi, benim gibi elinde kalem alıp işte hani bir yerden sızan bir çatlak buluyor, oradan evet, sızmış. Bizde bir kalemle sızıyor. İşte İlker hocamın sesi, sazı mükemmel bir şekilde ya da diğer arkadaşlarımızın kendi ellerindeki sazlarıyla o ne diyelim aşkı ifade etmenin bir yolunu bulmuşuz. Aslında bütün derdimiz neden burada olduğumuz, niye burada olduğumuzu anlatmaya çalışmakla geçiyor bence. Evet, dertlenmek ve o derdi satırlara dökmek, yüreklere işlemek. Bir ressam bir tuvale, bir heykel tıraş bir taşa, bir şair, bir ozan, bir aşık da yüreğe nakşeder bunları. Şeyle, ben de sevgili dostlar, bir kısayla yavaş yavaş kapatayım artık çünkü son 5 dakikamız. Aslında başka bir şey içindir, bir sır içindir ama ben bunu şöyle anlatayım. İşte padişahın kafası kelmiş. Benim de kafam kel. O yüzden şapkayla çıkıyorum falan. O yüzden sürekli şapkayla dolaşırmış falan. Ama bu bir sır olduğu için de bunu artık taşıyamaz hale gelmiş. Ve bir gün gitmiş bir bilene. Demiş ki, ya benim bir sırrım var. Demiş, ne senin sırrın? O bilen, olmaz demiş ki kral. Ben o sırrımı sana söyleyemem. Ama bunu birine söylemem lazım. Yoksa ben bu dert beni öldürecek, bu sır beni öldürecek demiş. Ne olacak o zaman peki demiş. Bu bilen bilge adam demiş ki o zaman git demiş sırrını, derdini, o derdini kör bir kuyuya bağır bağırabildiğin kadar. Padişah bu fikir aklına yatmış. Ve en sonunda sevgili dostlar, padişah gitmiş bu derdini, sırrını gidip bir kör kuyunun dibine bağırmış. Benim başım kel, benim başım kel, tamam falan diye hakikaten de o dertten kurtulmuş. Yani o derdin kendisine verdiği sıkıntılardan kurtulmuş. Böyle zaman zaman gidip oraya bağırmaya başlamış. Sonra gel zaman git zaman o kuyunun dibinde kamışlar büyümüş. Kamışlara oraya bağlayacağım zaten birazdan. Büyümüş ve Hüseyin adında bir neyzenimiz de o kamışlardan kesmiş, kaval yapmış ya da ney yapmış artık hangisi uygunsa ve demiş ki bundan çok güzel olur falan. Sonra bir üflemeye başlamış, kamışlar kralın başı kel diye bağırmaya başlamış bu sefer. Yani aslında şunu söylüyor kıssada, böyle açıklamak da biraz tuhaf olacak ama olsun, ben yine de toparlamak adına da açıklayayım.
dediğim gibi yani kamışlar bile bu sırrı, bu derdi ne yapamamış? Taşıyamamış. Yeter ulan demiş. Kamışlar bile onu artık bağırmak zorunda kalmış. Ki işte Hüseyin'in elindeki ut ya da ney, öbür Hüseyin'in elindeki keman, Mehmet'in kanunu, İlker'in bağlaması, benim kalemim, sizin kaleminiz aslında aynı şeyi anlatıyor. Aynı şeyi anlatıyor. Ve sevgili dostlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu saate kadar yalnız bırakmadınız. Mina Özgür den saygılar demiş. Hüseyin Akbulut, iyi yayınlar hocam. Herkese çok selam olsun demiş. Mehmet Akkurt kardeşime de selamlar diliyorum demiş. Ve şunu da alalım. Bir arkadaşımız var. Cennet ve cehennemi kafasına takmış durumda. Biraz önceki vurgundaki cennet ve cehennemi kafasına takmış durumda. O da onun düşüncesi. O zaman öyle söyleyelim. Konya'nın Yıldızı TV 42, iyi geceler, iyi yayınlar. Selam olsun türkü ve şarkı dostlarına demiş. Sonu 001 ile biten. Son mesajı da okuyorum. Hüseyin İzci'den bir ney taksimi alalım demiş. Maalesef Hüseyin hocamız bugün sevgili dostlar uduyla gelmiş. Haftaya söz verdi. Hem uduyla hem neyle mi gelecek? Ben öyle anladım değil mi? Haftaya hem ud ve neyle gelecek? Ne yapalım? Şarkı ve şiirle bitirelim yine. Kim söylemek? İlker hocam var mı hazırlığımızda? Gamze değil mi? Sen mi söyleyeceksin Gamze değil? Söyleyeceksin. Bugün işte Hüseyin hocam buradan şeyle çıkacak. Yani sanat müziği şarkıcısı olarak çıkacak bağlama. Sanat müziği söyleyince tabii. Gaza geldim diyorsun. Ya, yok. Çok fazla sanat müziği söylemiyorum aslında. Bence bir türküyle bitirelim. Tamam. Ben de araya yine her zamanki gibi bir şiirimle alayım. Olur. Söylemek istediğin İlker hocam. Önce senden alalım, sonra da mesajın varsa onu bir alalım İlker hocam. Söylemek istediğin bir şey var mı bizim programı bitirirken? Teşekkür ediyoruz izleyenlere, mesaj atanlara, ilgiyle takip edenlere. Geçen hafta da çok mesaj almıştık hocam. Hı hı. Bu hafta da konuğumuzdan ötürü, arkadaşlarımızdan ötürü daha fazla ilgi olduğunu düşünüyorum. Evet. Artarak devam etmesini diliyoruz. Eyvallah. Ali Rıza hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, sesinize sağlık, kaleminize sağlık. Eyvallah. Sizin de şu kameraya alabiliriz mesajınız varsa. Bizi mesajlarıyla, güzel dilekleriyle yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza canı gönülden selam olsun. Allah razı olsun. Her birine tek tek teşekkür ediyorum. Hadi bakalım o zaman bir türküyle bitiriyoruz. Ben de sıradaki şiirimi alıyorum. Sevgili dostlar, Bir Şey Söyle'nin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Haftaya inşallah sezon finalimizle, öyle diyelim artık değil mi? Sezon finalimizle yine sizlerle birlikte olacağız. Hangi parçayla bitiriyoruz? Değmen benim gamlı yastı gönlüme. Değmen benim gamlı yastı gönlüme diyecek sevgili İlker Pınarbaşı. Ama bu sefer ben de korsan girerim araya, tamam mı? Zaten alıştım diyorsun değil mi? Bak gülüyor, görüyor musun? Ne yapayım, istesem de istemesem de gülüyor gibi. Hadi bakalım. Haftaya görüşmek üzere. Şarkı bittiğinde programımızı da bitirmiş olacağız. Benim gamlı yaslı gönlüme, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Evvel bana verdik dostun bağında, evvel beraberdik dostun bağında. Felek vurdu yuvamızdan
ayrıldın, ayrıldın, ayrıldın. Felek vurdu yuvamızdan, ayrıldın, ayrıldın, ayrıldın. Senden sonra zaman durdu, geçmiyor. Duvarda takvimler soldu neyleyim. Gönlümün bağında çiçek açmıyor. Yüreğim elimde kaldı neyleyim. Kanıyor yarala, tutmaz dikişler. Yokluğun ruhuma gün be gün işler. Seninle kurduğum hülyalı düşler gözüm yaşıyla doldu neyleyim. Yoruldu ruhumda koşuşan atlar. Tükendi içimde senli umutlar. Gitmiyor başımdan kara bulutlar. Her günüm bir matem oldu neyleyim. Bırakıp gittiğin o günden beri kalmadı söndü gözümün feni. Gittiğin yerlerden dönmedin geri. Bir avaz elinden yıldı neyleyim. Senden sonra zaman durdu geçmiyor. Gönlümün bağında çiçek açmıyor. Yüreğim elimde kaldı neyleyim. Duvarda takvimle soldu neyleyim. Garip kaldım şimdi gurbet ellerde. Garip kaldım şimdi gurbet ellerde. Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Çok ağladım Leyla gibi çöllerde. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım.